Arkadaşlar merhaba. 5 Ocak 2024 Avustralya'da Cranbourne'deyiz. Cranbourne'da normalde 8 koşu bir program ama 7 koşu tabii. Orası için 7 koşu. Son 7 koşu. Öyle söyleyelim. Evet. Hemen değerlendirmelerimize başlıyoruz. Saat 10.45'te İdili Pres'e Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Ya biz burada 1 numaralı Slane, Luke Cartwright ve 6 numaralı Fine Rebel, Jordan Chase diyoruz. Burada biz 1 ve 6 olarak geçeceğiz. Ekürleri almadık ama 2 tane attır yazalım diyenlere biz tutmayalım. Hani yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. İkinci koşu Maiden 4 yukarı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Burada 6'lı ganyanı başlatıyoruz. Evet, burada arkadaşlar 1 numaralı Knenti Bumartens Banko. Güne Banko ile başlıyoruz. 2 tane bankomuz var. 2 tane alternatif bankomuz var. Yani mümkün mertebe küçük kupon yapıp çok fazla para kaçırmamak lazım arkadaşlar. Burası Banko ile başlayacağız. Şimdi alternatif Banko geliyor. 3. koşu 11.45'te Maiden dişi 4 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 9 numara Sparkling Bumartens ile Alternatif Banko. Bu safkanın rakip noktasında 10 numaralı Stupendous Zack Spain, 5 numaralı Hipotermia Jamaica, Amerikan Baba Frosted'dan geliyor. 4 numaralı Global Turn Daniel Stackhouse ve 2 numaralı Ching Channel. Ching Channel, evet. 9 alternatif banko, 15, 4 ve 2. 4 tane rakibi var. Burada tabi Godolphin'lerin de burada Avustralya piyasasına el attığını görebiliyoruz rahatlıkla. Dördüncü koşuya, üçüncü koşudan dördüncü koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Maiden 4 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada ikinci sürdürek bankomuz var. Acid Wash. 3 numara Jemica'la Banco. Evet, bu kendi atları bunların, McDonald'ların, Old McDonald'ların, Gada Farm'ların. 3 numara burada Banco arkadaşlar. 5. koşu Handicap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 4 tane atımız var burada. Öncelik 1 numaralı Dollar Chaser. Dolar takipçisi. Theo Nugent. 2 numaralı I am Caviar. Yani olabilir mi? Şimdi gelmiş olan atlar içerisinde I am Invisible yavrusu bilemiyorum arkadaşlar. Çok yüksek çıkar ama bir soru işareti koyalım. Burada böyle arka arka kazanmak bu gruplarda inanılmaz zor. 4 numaralı Miss Icelandic Bio Martens'le ve 9 numaralı Oaklight Carlin Hafer'le. 1-4-900 2 soru işareti var. Şimdi burada tabii 5 ve 6 da var. Eğer kazanacaklarsa da kazanırlar. Biz arka arka kazanma konularını Avustralya'da bu tip gruplarda biraz zor olacağını düşünüyoruz ama belli de olmaz. Bu tamamıyla AGF oranlarında sizin. Dediğim gibi biz de %80'ini hallediyoruz. Geri kalan %20'yi de sizin halletmeniz lazım. Yani hepsini halledersek tamam oturalım biz o zaman kazanalım devamlı yani yapacak bir şey yok. Hani biz şuna da inanıyoruz. TCK'nın yani belirli bir portföyü kapattığını düşünüyoruz yani. Kendileri kazanıyorlar yani. Onlar da oynuyor. Yani ne olacak ki? Yani bu yasa dışı bir şey değil. Onun kendi portföydeki insanları oynuyordur mutlaka. Söyleyecek halleri yok. Yani biz bunu oynayarak kazanıyoruz. Bu kazanacak halleri yok. Ne, dağıtılacak ikramiye 6 milyon. Bakın dağıtılacak ikramiye 6 milyon. İstanbul atıyorum yarışlarında. Ben bunun 1 ya da 1,5 milyonunun dağıtıldığını düşünüyorum. Diğerleri kendileri kazanıyor zaten. Biliyorlar hangi atlara geleceğini çoğu. İşbirliği olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani arkadaşlar çağımız çok farklı hale geldi artık. Dijital teknolojide adam bassa yani adam öyle bir program benim o tip program yapacak 1000 tane arkadaşım var bilgisayar programcısı. At yarışı bittiği anda arkadaşlar bittiği anda ya da 5 dakika kala. 5 dakikada, 10 dakika kala da olabilir bu. Basın programa kazanmayan altılı diye size hangi atların yazılmadığını versin. Ya da 2-3 tane at.
2-3 tane yani kupon çıkar belki de. Yani minimum desin ya da. Ne olacak ki? Evet, 5. koşu böyle aklınızı yakmayayım şimdi. Kabloları yanan arkadaşlar olduğunu hissediyorum şu anda. Evet, 5. koşu arkadaşlar. Burada bu şekilde geçiyoruz. 6. koşudayız. Handikap 4 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Bombastic Boy. Luke Cartwright'la Alternative Banco. Bu safkanlar rakip noktasında 4 numaralı Reload Brian Higgins. 9 numaralı Lobby May Jessica Booth ve 11 numaralı Kadenabia. Daha zor bir isim yok mu? Kadenabia. Kadenabia. Blake McDougall. 2 alternatif banko 4-9-11 arkadaşlar. Yani burada biraz böyle gol yiyeceğiz gibi geliyor ama şu 2 numara ön planı şu an için. Son koşu, 7. koşu. Handikap 3 yukarı İngilizler 2080 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Cadazio Daniel Moore. 8 numaralı Royal Fox Billy Egan. 9 numaralı Stormy Gray Zach Spain ve 12 numaralı burada Winds of March Jack Noonan Simon Zahra antrenör. Kesin yazalım bunu. New Zealand baba Tarzino 12 numara. 3, 8, 9, 12 diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da gol yiyebiliriz. Bakalım inşallah yemeyiz yani ama bence 3 burada. 3 ve özellikle 12 kesinlikle kuponlarda yazılması gerekiyor. Evet arkadaşlar burada bugün Antalya ve İzmir var. Gördüğünüz gibi Antalya zaten şu an yayında 9 kuşlu program var. Çok güzel bir program var. İzmir için de yine arkadaşlar rahatlıkla burada 6 kuşlu programı premium star üyelerimizin videosunda bulabiliyorsunuz diyoruz. Evet, premium star üyelik almaktan arkadaşlar korkmayalım. Yani premium star üyelik kazandırır. En azından riskinizi bayağı bir azaltır diyoruz. Ve size güzel bir cuma günü geçirmenizi diliyorum. Cumanızı da şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yani burada uyanık olmak gerekiyor. Ve en doğru seçimleri minimum miktarları kullanarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani çok fazla kaçırmanın, yani Cranbourne'dan bahsediyorum. Çok fazla para kaçırmanın bir anlamı yok. Verdiğimiz hatlar şu anda yurt dışında bahis oranlarına göre ayarlandı. Ona göre siz de kendi hatlarınızı ilave edersiniz. Başarılar diliyorum. Şans hepimiz yanında olsun. İyi hafta sonları. Hoşça kalın arkadaşlar.